Kebap artık değerli seyircilerimiz ülkemizin kültürlerinden, geleneksel kültürlerinden biri haline dönüştü. İşte böyle bir yerdeyiz. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere turizm cenneti Antalya'dan sesleniyoruz. Antalya'da neredeyiz efendim? Ham Kebap. Evet, Ham Kebap'a konuk olduk ve işletmecimiz Sayın Engin Avcıoğlu ile bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bakalım bize burada vermiş oldukları hizmetlerle ilgili ne gibi bilgiler aktaracaklar. Engin Bey merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca. Nasılsınız? Çok sağ olun. Engin Bey, söyleşimize başlamadan önce ekranlar başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize sizi tanıtmak adına kısaca sormak istiyorum ben. Engin Avcıoğlu kimdir efendim? Engin Avcıoğlu, küçük yaşta bu mesleğe adamış olan kendini, hayatını ve 20 senedir bir devam ettiren bu sektörde kendini ömür boyu yani yapmak istediği bir yola baş koymuştur. Yani eski sistemle çıraklıktan başladınız, gelme. Bugünlere geldiniz, şu an kendi işlerinizi işletiyorsunuz, Han Kebabı. Han Kebabı ne zaman kurduk ve bizim burada vermiş olduğumuz hizmetler neler? Han Kebabı 10 sene önce gördüm, yani kurdum. Hizmet, kendim ne yiyorsam aynısını o insanlara, o halka sunmaya çalıştım. Ve gayret gösteriyorum, her zaman en iyisini. Kebap ağırlıklı mutfağımız anladığım kadarıyla. Kebap ağırlıklı. Değil mi? Adana, köfte, tavuk şiş, kanat, pirzola, kuzu şiş bunlardan yani kebap dediğin zaman akla her şey gelebiliyor. Lokasyon müşterilere olarak özel siparişler de yapabiliyoruz yani. İstedikleri evet. Menüleri de çıkarabiliyorsun. Lokasyon olarak önemli bir yerdeyiz. Tarihi bir çok yerdeyiz. Tarihi. Burayı bir dile getirin istiyorum ben. 1800 yıllarda kurulan tarihi bir handayız. Yani burası eskiden aşağıda atların, eşeklerin bağlanıp yukarıda insanların konakladıkları yerler. Yani hanın ismi nedir efendim? İki Kapılı Han. İki Kapılı Han. İki Kapılı Han burası. İki Kapılı Han. Bunu zaten Antalyalıların hepsi biliyor. Hepsi bilir. İzleyiciler bilmeyenler de bu vesileyle. İlk yerleşim alanlardan birisidir yani. Peki han içerisinde burada burası artık bir çarşı haline aldı. Çarşı. Aşağıda esnaflar var, hediyeli eşya satan var, başka şeyler yapanlar var. Siz de burada restoran işletmeciliği yapıyorsunuz. Mekanımız kaç kişi kapasiteli? Biz burada aynı anda kaç konuk ağırlayabiliyoruz? Aynı anda 80 ile 100 arası aynı anda ızgara çıkarabiliyorsun. 80 ile 100 kişi arası. 100 kişi arası hizmet sunabiliyoruz. Burada ama tabii oturma kapasitesi olarak herhalde o kadar değil burası değil mi şu anda? Şu anda burası 70 kişilik var. 70 kişilik. Ekstra rezerve yapıldığı zaman artırılıyor yani. Anladım. Peki Engin Bey, takdir edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizin tabii dışınızda bu hizmeti sunan, lokantacılık, restorançılık hizmeti sunan başka birçok yer mevcut. Bu anlamda hizmet alacak kişiler onca tercih içerisinde neden Han Kebabı tercih etmeli? Sizi farklı kılan nedir? Şimdi tercih etmesinin sebebi ben bu sektöre 12 yaşında başladım. İlkokul diplomam bitti. Aldım elime ve ustamın, anamın, babamın beni bir ustanın yanına vermesiyle bu sektöre yol koydum. O zamandan bu yana ustamın gördüğünü yaparım. Sabah yani pazarıma giderim. Sebzemi köylülerden alırım. Taze taze ne gerekiyorsa. Her gün sabah pazarına giderim, gelirim. Oradan kasabıma giderim, kendim ayıklarım etlerimi. Kendim istediğim bölümden alırım. Kendim ayıklarım, kendim çekerim, gelirim buraya iş yerime. Kendim yoğurup kendim takarım. Bunun tuzu, baharatı, gramları her şey kendime ait. Reçete ne, ben de diyorsun. Reçete yani ne fazla olur ne eksik olur. Anladım. Standart bu 10 yıl içinde artık geçmiş süreyi biliyorsunuz. Yani lezzet olarak lezzet değişmiyor diyorsunuz. Değişmez, damak tadı değişmiyor. Değişmez. İnsanlar aynı damak tadını burada sürekli bulabiliyorlar. Ben olduğum sürece tabii ki. Ben olduğum sürece evet. Diyorsunuz ki siz buradasınız. Her zaman. O insanlara. Bu sebeplerle diyorsunuz tercihler oluşuyor. İnsanlar bu sebeple burayı tercih ediyorlar diyorsunuz ki ben size şey soracaktım. Yani ürünleri alırken ve hazırlık aşamasında nelere dikkat ediyorsunuz diye. Ürünleri anladığım kadarıyla siz birebir kendiniz seçiyorsunuz. Her şeyi kendim. Bu konuya çok hassasiyet gösteriyorsunuz. Hazırlık aşamasında da yine mutfakta birebir kendiniz her şeyi hazırlıyorsunuz. Olmazsa olmaz hijyen kurallarına dikkat ederek tabii bu işi bu şekilde sunuyorsunuz. Evet. Peki ben bir de geleceğe yönelik hedeflerinizi öğrenmek istiyorum. Gelecekte biz Han Kebabı nerelerde göreceğiz? Burayla sınırlı kalacak mısınız? Başka şubeler açmayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey, nasip kısmet. Tabii ki herkes büyük bir yer, işletme bir yer açmak ister ama buradaki müşteri kapasite saat 5'e kadar. Hı hı. Saat öğlen yemeği 12'de başlar, saat 5'te biter. 6'da da evimize gideriz. Çoluğumuza, çocuğumuza vakit ayırırız. Yani bize kısacası başka bir yer, büyük yer, büyük sorumluluk. Hı hı. Çok şükür burada da kazandığımız
paramız, pulumuz bize yetiyor, ailemize. Birikimimizi de sağlıyoruz, her şeyimizi sağlıyoruz. O yüzden hani açılıp, büyüyüp, damak tadını değiştirmek istemiyoruz. Özgürlüğümüzden de olmak istemiyoruz. Kendimiz, çünkü biraz çok ezildim. He. 25 sene, zaten 32 yaşındayım. Ve bunun 22 senesi çalışarak geçmiş. 32-33 yaşından. Hep çalışarak. Yıpranmışım. Hizmet kalitesinden ödün vermeden ufak olsun bizim olsun diyoruz yani. Devam edeceksiniz. Tabii ki. Peki, son olarak ekranları başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize ve tabii ki bugüne kadar Han Kebabı sizleri yalnız bırakmayan değerli konuklarımıza, misafirlerimize, müşterilerimize, bilmiyorum onlara nasıl hitap ediyorsunuz, söylemek istediğiniz son cümleleriniz varsa lütfen bunları toparlayabilir misiniz? Söylemek istediğim tek şey, lezzet ve damak tadını istiyorlarsa mutlaka buraya beklerim onları. Buraya bekliyorsunuz. Tabii ki bugüne kadar sizi yalnız bırakmayanlara da teşekkürü. Onlara da her zaman diye düşünüyorum ben. Onlarla bir aileyiz zaten. Onlar kendilerini biliyor. Hepsi birer benim için büyük bir yer ve büyük bir önem kazanıyor hepsinin diyelim. Evet, peki. Ben size teşekkür ediyorum. Bizi burada konuk ettiniz, ağırladınız ve tabii ki vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Elinize, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Evet, sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında da söylediğim gibi Antalya'dayız efendim. Antalya'da iki kapılı handı değil mi efendim? Evet. İki kapılı hana konuk olduk ve iki kapılı hanın ikinci katında bulunan Han Kebap'taydık. Han Kebap'ın işletmecisi Engin Avcıoğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyoruz ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın efendim.